60'lı ve 70'li yıllarda popüler olan hippie kültürüyle aynı dönemde Batı toplumunu saran Uzak Doğu dinleri, toplum üzerindeki etkisini hiçbir zaman yitirmedi. Bu kez yeni bir isimle insanların karşısına çıktı. New Age. Bu akım, Uzak Doğu dinlerinin tüm batıl inanışlarını bir araya getiren, Allah inancına sahip olmayan ve tüm ilahi dinlerin ortadan kalkacağı hayaliyle kurulan sapkın bir akımdı. Bu hareketin çıkış noktası önce Amerika'da, ardından Avrupa'da kurulan ve batıl Uzak Doğu kültürünü batılı insanların hayatına taşımayı hedefleyen Teozofi Dernekleri oldu. Teozofi Derneği ilk olarak Uzak Doğu dinlerine, özellikle de Hinduizme ve Budizme karşı büyük bir hayranlık duyan Helena Petrovna Blavatsky ve Albay Henry Steele Olcott tarafından 1875 yılında New York'ta kuruldu. Helena Blavatsky, gizli öğretilere, ruhlarla bağlantı kurduklarını iddia eden inanışlara, büyüye, mistisizme, Uzak Doğu dinlerinin batıl ritüellerine ilgi duyan, bu amaçla Hindistan, Tibet, Çin, Japonya gibi ülkeleri birçok kez ziyaret etmiş bir gezgindi. Blavatsky'nin öğretilerinde Allah inancı yer almıyor, insan sözde ilahlaştırılıyordu. Allah'ı tenzih ederiz. Ona göre insan, büyü, ruhlarla bağlantı kurma, meditasyon, yoga gibi yöntemler kullanarak sahip olduğu gücü dışarı çıkarmalıydı. Blavatsky'nin bu sapkın inanışları, Teozofi Derneği'nin de temelini oluşturmuştu. Teozofi Derneği, batıl Uzak Doğu dinlerinin Batı kültürüne nüfuz edip, bu kültürü dejenere etmelerinde önemli bir rol oynadı. New Age hareketi ise, eski bir Teozofi Derneği üyesi olan Alice A. Bailey tarafından başlatıldı. Bailey, yazdığı iki ciltlik New Age Taraftarlığı adlı çalışmasında, başlattığı yeni akımın temel değerlerini ortaya koydu. Burada yer alan ilkelere göre New Age hareketi, Teozofi Derneği'nin batıl olan tüm öğretilerini kabul ediyor. Hinduizm, Budizm, Şamanizm, Taoizm gibi putperest dinlerin sapkın inanışlarının yanı sıra çeşitli batıl bilimleri de içeriyordu. Büyücülük, falcılık, medyumluk, kehanet ve mistisizm bunların başında geliyordu. Bailey'nin ardından New Age öğretisi hızla taraftar topladı ve Batı kültürünün önemli bir parçası haline geldi. Ancak bu öğreti, akıl, mantık ve sağduyuyla bağdaşmayan türlü iddialar içeren, fal ve büyü gibi birçok batıl uygulamayı teşvik eden, insanları gerçeklerden uzaklaştırıp hayali bir dünyada yaşamaya sürükleyen bir aldanıştı.